diyelim ki 6'ya 6 altı bir dama tahtamız var. Dama tahtası 6'ya 6 altı olmaz ya? Bu nedense 6'ya 6 altı olmuş işte. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Sol üst köşeden başlıyoruz. Yani başlangıç noktamız burası. Amaç sağ alt köşeye ulaşmak. Yıldızın olduğu kareye ulaşmaya çalışacağız ve sadece iki yöne hareket edebiliyoruz. Sadece sağa veya aşağı ilerleyebiliyoruz. Çapraz gidemiyoruz. Yukarı veya sola da hareket edemiyoruz. Çapraz gidemiyoruz demiştik. Her hamlede yıldıza biraz daha yaklaşıyoruz yani. Çünkü geriye doğru hamle yapmamız yasak. Şimdi soru şu. Buradan buraya ulaşmak için kaç farklı yol izleyebiliriz? İşte problem bu. İsterseniz videoyu duraklatıp kendiniz çözmeye çalışın. Şu andan itibaren çözüme doğru ağır adımlarla ilerliyor olacağım. İstediğiniz yerde durdurabilirsiniz. Çözüme kadar yaptığım her şeyi ipucu olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Nasıl çözeceğiz bu soruyu? Kolaydan başlayalım buradan bir sonraki kareye kaç yolla gidebileceğimizi bulursak, belki bu varış noktasına varmanın toplam kaç yolu olduğunu bulmak kolaylaşır. Bu başlangıç noktasından bu kareye geçmenin kaç farklı yolu var? Tek bir yolu var değil mi? Buradan dost doğru sağa gidebiliriz sadece. Yani tek bir yol var. Yazıyorum. 1. Bu kareye bir yolla ulaşabiliyoruz. Peki bu kareye ulaşmanın kaç yolu var? Onun da bir tek yolu var. Sadece dümdüz aşağı inerek ulaşabiliriz. Önce sağa, sonra aşağı, sonra sola giderek ulaşamıyoruz. Çünkü sola hamle yapmak yasak. Her adımda hedefe yaklaşıyor olmak zorundayız. Şimdiden birazcık yaklaştık bile. Peki bu kareye kaç yolla geçebiliriz? Bu kareye geçmenin kaç yolu var? Sağa bir adım atmıştık. Bir adım daha atarak bu kareye ulaşabiliyoruz. Bu kareye geçmenin tek yolu da bu zaten. Eğer aşağı inersek bir daha yukarı çıkamayız. O halde bu kareye geçmenin de bir tek yolu var. Aynı mantığa göre bu kareye geçmenin de tek bir yolu oluyor. Bu kareye ve bu kareye de aynı şekilde tek bir yolda ulaşabiliyoruz. Benzer bir şekilde burada da. İkisini simetrik olarak düşünebilirsiniz. Yani burada dümdüz sağa gidebiliyorduk, burada da doğruca aşağıya inebiliyoruz sadece. O halde buraya geçmenin bir yolu var, o da dümdüz aşağıya inmek. Bir yol, bir yol, bir yol. Hadi bakalım. Şimdi biraz daha çetrefilli bir kareye bakalım. Bu kareye geçmenin kaç yolu var? Kaç yolla geçebiliyoruz? Bir kereye mahsus çizeyim. Önce aşağı, sonra sağa gidebiliriz veya önce sağa, sonra aşağı gidebiliriz. Demek ki bu kareye iki farklı yolla ulaşabiliyormuşuz. Bunda bir şey yok. Tüm yolları denemek kolay oldu çünkü yol sayısı çok fazla değildi. Ama ilginç bir düzen oluşuyor. Fark ettiniz mi? Diyelim ki burada bir kare var. Birkaç kare çizeyim. Hatta üç kare çizeyim. Yo yo, bu hiç olmadı. Şuradan çizeceğim bir tane de buraya. Diyelim ki bu 6'ya 6'lık dama tahtası üzerindeki herhangi bir kare. 6'ya 6 olması da şart değil aslında. Gerçek dama tahtası gibi 8'e 8 e de olabilir. N'e N'lik herhangi bir tahta için geçerli bu. Yüz'e 100, 100 bile olur. Ama o zaman işlemleri yapmaya vakit dayandıramayız. Şimdi diyelim ki bu kareye kaç yoldan ulaşabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Ve yine diyelim ki, bu kareye ulaşmanın en tane farklı yolu olduğunu biliyoruz. Bu kareye ise, m farklı yoldan ulaşabildiğimizi hesaplamışız. n değil, m bu. Bu bilgilere göre, bu kareye ulaşmanın kaç farklı yolu vardır? Bu kareye ulaşmanın iki yolu var. Farklı bir renkle göstereceğim. Verilen kurallara göre bu kareye ulaşmanın iki yolu var. Ya dümdüz aşağıya inebiliriz ya da dümdüz sağa geçebiliriz. Yani, ya bu kareden aşağıya ineriz veya bu kareden sağa ilerleriz. O halde, bu kareye ulaşmanın kaç yolu oluyor? Mesela bu kareden bu kareye geçmenin tek yolu, doğruca aşağıya inmek. Ama bu kareye de en farklı yoldan ulaşabiliyorduk. Yani bu kareye en farklı yoldan biriyle ulaşıyoruz. Sonra bu kareye geçiyoruz. Aynı şekilde bu kareye de m farklı yoldan biriyle ulaşıp bu kareye ilerliyoruz. O halde bu hücre, pardon kare, aklım birden egzele gitti. O halde bu kareye ulaşmanın n artı m yolu vardır. Mantığı anladığınızı umuyorum. Bu kareye doğrudan geçmenin iki yolu var. Ya bu kareden geçeceğiz ya da bu kareden. Bu kareye ulaşmanın n tane yolu olduğuna göre, bu kareye geçmeden önce buradaki en tane yoldan birini seçmiş olmamız lazım. Aynısı bunun için de geçerli. Zaten burada da gördük. 2, 1 ile 1'in toplamı. O yüzden bu kareye iki farklı yoldan ulaşabiliyoruz. Bakalım aynı mantık bir kez daha işe yarayacak mı? Çünkü bu kuralı sen öyle diyorsan öyledir diye gözünüz kapalı kabul edin istemiyorum gerçekten aklınıza yatması lazım. Mesela, buraya ulaşmanın kaç yolu var? Az önce söylediklerime dayanarak, 2 ile 1'i toplayıp, 3 cevabını verebilirsiniz. Ama bakalım gerçekten öyle mi? Doğruca sağa gidip aşağı inebiliyorum. Bu birincisi. Şöyle 2. Bir de önceden aşağı, sonra sağa gidebilirim. Bu da üçüncüsü. Dikkat edin, bu kareye ulaşma yollarından biri bu kareden geçiyor. Diğer ikisi ise bu kareden. Bu da az önce anlattığım mantığa uyuyor. O halde şu dama tahtasını dolduralım bakalım. Dolduralım. 1 artı 2, burası da 3. Farklı renkler doldurayım ki rengarenk olsun. Bu kare, 1 artı 3 eşittir 4. 3 artı 3, 6, 3 artı 1 eşittir 4. Bu köşegene göre bir simetri oluşuyor, bakın. 3'e 3, 4'e 4, e 4. Binom katsayıları veya Pascal üçgeni videolarını izlediyseniz, burada oluşan deseni fark etmişsinizdir. Tanıdık sayılar çıkıyor. Burası 5. Tahtadaki tüm sayılar çok güzel. Bakın, burada komple birler var. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ilerliyor. 6'yı da yazalım. 1 artı 5'ten, burası 4, 5, 6. 6 artı 4 eşittir 10. 6 artı 4, 10. 10 artı 5 eşittir 15. 15 artı 6, 21. 10 artı 10, 20. 10 artı 5 eşittir 15. 21. Burası 35. Burası da 35. 70. 35 artı 21 eşittir 56. 35 artı 21 eşittir 56. 56 artı 70 eşittir 126. 126. 126 artı 126 da 252'ye eşit. Bunu özel bir renkle yazayım. Demek ki buradan buraya ulaşmanın 252 farklı yolu varmış. Güzel bir desen problemi bu. Bu kuralı anlayınca tüm kareleri doldurabiliyoruz. N'e n'lik tüm durumlar için geçerli bu. N'e n olması bile şart değil esasında. Mesela bu kareye kaç farklı yoldan ulaşabiliriz diye sormuş olabilirdim. Yine çözerdiniz. Düzeni anladıktan sonra tek yapmanız gereken basit toplama işlemleriyle tahtayı doldurmak. Bu 252 sonucuna tek tek deneyerek ulaşmak için akşama kadar uğraşmanız gerekirdi. Büyük bir vakit kaybı. Burada ilginç bir nokta da var. Binom katsayılarına dair videoyu izlediyseniz bu sayıların binom katsayıları olduğunu fark etmişsinizdir. Veya bir şey çizeceğim. Belki oradan hatırlarsınız. Bu arada, bundan sonrası ekstra bilgi. Problemi çözdük, bitti. Tek amacınız problemi çözmekse, çözümün matematiksel anlamıyla ilgilenmiyorsanız, videoyu kapatabilirsiniz. Ama şimdi güzel bir şey göstereceğim. x artı y'nin n'inci kuvvetini bulmak için, Pascal üçgeni ve binom katsayıları videolarında bol bol yaptığımız şey aslında. Ama bununla tam olarak aynı şey olduğunu göstermek istiyorum. Hatta belki Pascal üçgeni yerine bu yolu kullanarak o tür problemleri daha kolay bile çözebilirsiniz. Sonuçta temelde ikisi de aynı şey. Yazalım. 1 x x kare x küp x üzeri 4 x üzeri 5. Tablonun yukarısına yazacaktım ama yer kalmamış. Evet. 1 y y kare y küp y üzeri 4 y üzeri 5. Mesela desem ki, bu tabloya göre x artı y'nin dördüncü kuvveti nedir? Ne cevap verirsiniz? Dersiniz ki, x artı y üzeri 4 eşittir x üzeri 4 artı bir şey bir şey. Arada bir sürü terim var. En sonunda bu kez y üzeri 4'e ulaşırız. Bakıyorsunuz x üzeri 4 burada y üzeri 4'e kadar gidecek. O halde kullanacağımız köşegen budur. Yani arada kalan kareleri kullanacağız. Katsayılarımız bu sayılar. Ama şekil bize sadece katsayıları vermiyor. Katsayıların sırasını da veriyor. Ne demek şimdi bu? Şurada biraz yer açayım. Tekrar söylüyorum. Problemi çözdük. Bunların hepsi ekstra bilgi. Komple siliyorum buraları x üzeri y'nin dördüncü kuvvetini bulmaya çalışıyoruz. Tek yapmamız gereken, dama tahtasını silmiyorum ki biraz daha inceleyebilirsiniz. Tüm sayı düzenlerini, sayıların satır, sütun ve köşegenler boyunca nasıl ilerlediğini görebilirsiniz. x artı y'nin dördüncü kuvvetini bulmak için, ilk olarak x üzeri dördümüzü yazıyoruz. Şöyle diyeyim, bir tane x üzeri 4 var. 1 x üzeri 4. Yani x üzeri 4 çarpı 1. Artı 4 çarpı x küp çarpı y. Değil mi? Bakın y'ye denk geliyor. Artı 6 x kare y kare. Artı 4 x y küp. Artı 1 y üzeri 4 çarpı 1. Muhteşemsin Selçuk, nasıl başardın dediğinizi duyar gibi oluyorum. Şöyle düşünün, x artı y'nin dördüncü kuvvetini aldığımızda, bir gün sıkılırsanız deneyin, x kare y kare terimine ulaşmanın 6 farklı yolu var. Tek tek çarparsanız görürsünüz. Binom Teoremi videolarında işin mantığını göstermek için öyle yapmıştık. Bu terime ulaşmanın 6 farklı yolu var ve bu çözdüğümüz bu zeka oyununda yaptığımız şeyin aynısı. Bu kareye kaç farklı yoldan ulaşabiliriz? Çözdük, 6 çıktı. İşte böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Damanın kendisinden bile daha eğlenceli. Öyle değil mi?